Hakan Kalender, gecenin hatası. Hakan Kalender. Ve o gözlerini yavaş yavaş araladı. Zifiri bir karanlık içindeydi. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Ellerini koyduğu zemin sıcak ve ıslaktı. Ayağa kalkmak istedi. Ama her yeri uyuşmuştu. Ayaklarını hareket ettirdiğinde canı yanıyordu. Bir çocuğa dönüştüğünü düşündü. Küçükken ağaçtan düştüğü günü hatırladı. O zaman gibi ağlayacaktı neredeyse. Alnında terler damla damla oluyor, sonra yavaşça akıyordu. Zorla yerinden doğrulup ayağa kalktı. Kayıp düşmemek için sağına ve soluna birkaç adım attı. Elleriyle bir şey ölüyormuş gibi yaptı. Her iki yanının duvar olduğunu fark etti. Duvarlar da sıcaktı. Ardından iki eliyle bir şeyler aracısına üzerini yokladı. Çırılçıplaktı. Olamaz, olamaz. Kıyafetlerim nerede? Eşyalarım nerede? Diye düşündü. Bir şeyler söylemek istedi. Ama tek bir söz söylemekten acizdi. Konuşamıyordu. Ağzını açıyordu fakat ses çıkmıyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Bu durum onu iyice hıçınlaştırdı. Bağırmaya çalıştı. Elleriyle ağzını iyice açtı. Yine sesi çıkmıyordu. Yapacak bir şeyin olmadığını anladı. Ağır adımlarla ellerini öne uzatarak ilerlemeye başladı. Uzaktan boğuk sesler geliyordu. Ne konuşulduğunu anlamaya çalıştı. Ama anlayamıyordu. O da seslenmek istedi. İstedi ama sesi çıkmıyordu. İçinden "Kahretsin, kahretsin, neler oluyor?" diye geçirdi. Kalın ve ince sesler kulaklarında yankılanıyordu. Yine bağırmaya çalıştı ama başaramadı. Sağına ve soluna doğru hareket etti. Yakınında ılımaya başlayan duvardan başka bir şey yoktu. Aklına tavan geldi, zıpladı. Bu harekette bir işine yaramadı. Bir kere daha hızlıca zıpladı. Yapabilecek hiçbir şey yoktu. Tavan yüksek olmalıydı. Çaresizce yürümeye devam etti. Epey zaman geçmişti. İleride sanki hafif bir aydınlık belirdi. Adımlarını hızlandırdı, soluk alışları hızlanmıştı. Bir çıkış ümidi sardı içini. Yaklaştıkça heyecanı artıyordu. Başını kaldırıp yukarıya bakınca hafiften tavanı fark etti. Bastığı yere benziyordu. Duvarlar aynıydı. "Burası bir koridor olmalı galiba," diye düşündü. Ama bu kadar uzun olmasına şaşırdı. Aydınlığa yaklaşıyor, belli belirsiz rengi seçebiliyordu. Her yer turuncu gibiydi ama hala karanlıktı. Duvara dokundu. Sıcaklık azalmıştı. Nasıl bir şeyin içindeydi? Anlam vermekte zorlanıyordu. Gözünün seçebildiği her yere bakıyordu. Ama bir iz, anahtar, çıkış yoktu. Bir kafes veya kapan mıydı burası? Yoksa bir labirent mi? Uzaktan boğuk sesler gelmeye devam ediyordu. Arkasına baktı. Acaba geri mi dönsem? Belki çıkış o taraftaydı diye düşündü. Geri döndüğü an baktığı yönde şeffaf bir duvar belirdi. Onun için geri dönüş yoktu. Tam bir karmaşa içindeydi. İlerlemeye karar verdi. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Tahminen birkaç saat geçmişti. Ama hala aynı yerde gibiydi. Bir an kendisini fareye benzetti. Yoksa bir deneyde miydi? Birileri oyun mu oynuyordu? Bu düşünceleri aklından uzaklaştırdı. Moralini bozmak istemiyordu. Yürümeyi sürdürdü. Ne yapıp edip buradan çıkması gerekiyordu. Aniden durdu. Dışarıdan boğuk boğuk çığlıklar ve gürültüler gelmeye başladı. Sanki bombalar patlıyordu. Elini duvara dokundurdu. Ses titreşimlerini hissediyordu. "Yakınlarda bir felaket yaşanıyor olmalı," dedi. "Kimse yok mu? Neresi burası?" diye bağırdı. Sesi çıkıyordu. Tekrar "Kimse yok mu? Neresi burası?" diye bağırdı. Ellerini ağzına götürdü. "Konuşabiliyorum. Hey, konuşabiliyorum. Hey, kimse yok mu? Neresi burası?" diye yeniden bağırdı. Ama cevap gelmiyordu. Olsun, konuşabiliyordu. Er geç birileri onu duyacaktı ve duvarlardan kurtulacaktı. Bu düşüncelerin heyecanıyla yürümeye devam etti. Dışarıda ağlayanların, gülenlerin boğuk sesleri vardı. Ara sıra fırtına ve yağmur sesleri de geliyordu kulağına. Sonra yine gök gürültüsünü andıran patlama sesleri yankılanıyordu her yerde. Bu sesleri ne zaman duysa
Dışarıda bir felaket yaşanıyor olmalı diyordu. Bir yandan seviniyordu. Dışarıda olsa başına kötü şeyler gelebilirdi diye. Bir yandan da üzülüyordu. Her şeyden uzak olduğu için. O sadece yürüyordu. Ne kadar zaman geçtiğini bilmeden. Sanki uzun yıllardır buradaydı. Bu yol hiç bitmeyecek. O hep yürümeye devam edecekti. Aklından çıkışı bulup iyi veya kötü, nasıl olursa olsun insanların arasına karışmak geçiyordu. Onlarla bağırmak, onlarla ağlamak ve gülmek istiyordu. Türlü hayaller içinde zaman geçerken bir gün yürümekten yorgun düştü. Olduğu yere oturdu. Ellerini başına koyup gözlerini yumdu. Bir çocuk misali, buranın sonu yok mu? Nasıl bir bilinmezin içindeyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Niçin buradayım? Dedi. Lakin duvarlar sağırdı. Sessizlik içinde sesi kayboluyordu. Bir süre sonra rüyadan uyanır gibi gözlerini açtı. İçinde bir üşüme hissetti. Oturduğu yer soğuktu. Emin olmak için yere dokundu. Sonra duvara dokundu. Evet, her yer soğumuştu. Yerinden doğrulmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra gözüne elleri takıldı. Telaşla, ellerim kırış kırış, kemiklerime yapışmış gibi. Ne oldu böyle ya? Daha önce böyle değillerdi. Sesim de çıkmıyor. Aa, boğazım kurumuş. Şimdi nefes almak bile acı veriyor. Neler oluyor? Diye mırıldandı. Elini göğsünün üzerine koyup sırtını duvara dayadı. Kalbi varla yok arasında gidip geliyordu. Kendini bitmiş hissediyordu. Yürüyebilecek gücü yoktu. Ağır ağır gözlerini kapattı. Duyduğu seslerle beraber her yer yeniden karanlığa büründü. Ellerini oynatmaya çalıştı. Çalıştı ama başaramadı. Parmaklarını son bir kez daha kımıldattıktan sonra dudaklarının arasından soluk bir ses duyuldu. Artık buradan çıkıyorum.